Abi işte şimdiki arabalar hep uzay mekiği gibi kardeşim. Gerçek bu yani. Hani bir Ford'da, Dodge'da, BMW'de bir mavinlik eden, şoförlük eden bir el kaldırsın. Eski Toros'ları 8 sıra, 9 sıra ambar yüküne çıkanlar bir el kaldırsın. Otoban daha dünkü. Yani. Şimdi ne kadar araba varsa şoförün ayıbını örtüyor abi. Bir de ne düğmeye basıyor, gaza basıyor. Yallah neye nereye gitti de bellisiz. Bir tek kendine değil ki direksiyonu tut. Yeter. Başka bir şey yok. Adamın bir kış tecrübesi yok, bir yağış tecrübesi yok, sis tecrübesi yok, kar buz tecrübesi yok. Ondan sonra şurada bir tane kaza oluyor, çağırıyor adam. Vay vay vay. Adam ölmüş ya. Adamın daha 2,5 sene olmuş. Hani nerede o? Ha? Kimin yanında mavinliğe gittin? Hemen adamı iş vermezlerdi. Ustanı sorarlardı. Ustanı sorarlar. Kimsenin kimin yanında yetiştin falan adamı. Ustanı beğenirlerse sana iş verirler. Ustanı beğenmezlerse sana iş de yok. Sen 52'de başladım ben bu işe. Ya? Şavali zamanında, buzik zamanında. Şavali, enter. Aleyküm selam. Ne vardı? Bok mu vardı o tarafa gideyim? Memur amım ya ha. Esas bu işin doğa yani bu. He. Memur amım. Koş amma koş. Koş. Daha diğeri daha öldük ya. Vallahi öldük ya. Tamam da bana niye namazın şartlarını sormuyorsun? İmanın şartını sormuyorsun? İslam'ın şartını sormuyorsun? Kaç yaş çalarım? Terevi nasıl kılınır onu sor. Normal namaz vakitlerini sor. Esas imama da benzin herkese soruyor. Ya esas bize soydan geliyor. Benim babam 82'de hacca gitti geldi. Allah 50 Allah. Sene bu işi yaptı. Şimdi emekli oldu. Cihat Kadir bir memleket tanır. Yani adın piçinden diye ne olursa sana soruyor. Ben işimin piçiyim. Yanlış anlama bu işin duayeni benim. Bu da bana gelmiş. Kırkızlık nasıl olur? BK nasıl yazılır? Oğlum manyak mısın? Canlı yayındayız. Kanağın kanama kollar. 3 tane BK çıksa önüne. 50 senden versen 150 kent. O canlı yayında seni duyduk oğlum yavşak. Bunun üstünü çizer ha. Çiz. Bu yok derler. Ben sana mesaj atacağım onu sonra canlı yayında olmaz. Her şey burada olmaz. İstetmen var mı dedi. Bu ha? İşin doğayını i̇stetmen var. Var mı? Var. Tamam getir bana istetmeni. Daha sıfır. Merhası ne? Birgisto. Ooo. Yer değişir yer değişir. Askeri üstü. Ha sana aslan kimi helalından bak beş gel. Götür de zaman kızına ver. Uru bastır bir tane. Ha iki tane. İki tane ver. Ha? İman diye yanık. Dinle ya. 99'dan 2003'e kadar mal sürdüm ben, 22 vardı bende. Mal adamı yolda koyayım, bak tamir falan yazma, açık verin. Ben sana istatmeyi getir, ben sana söyleyeceğim. Kamera falan her şeyi burada, röportaj yapacağım. Para kazanıyor musunuz, kazanıyor musunuz, kazanmıyor musunuz istoriyi? Ben de avradın mutfak giderine bağlı dedim. Pazara çıktı ne harcadı, çarşıya gitti ne harcadı, uşaklara ne aldı? İşte ne alabilir diye uşaklara diye. Ben dedim ben her temmin edeyim. Bir numara bir öğünü al seneye de geçsin diyeyim. Bizim avrat ne olmadı dedim. Öpeyim seni bir kilo. Çok seviyorum. Aşağıya bir şeye ben kamarya poz vereyim. Seni arayacağım. Yeri bakalım. Onu da hallet o şeyi. Ben de yeri. Bizimki de bana dedi ki ne kaç santim var diye. Nerede ölçeyim ben. Diye. Yok. Tak vurayım da bana kaldırayım. Bakayım 14 santim. 8 santim kalık diyeyim. 6'sı? Gallede. Aaa. 6 santim. 8 santim kalmış. Dayı senin ne rahatlar? Ne bileyim ya oğlum 3 kilometre 1 litre yağsa şu kadar eder. Tamam dayı falan yerden al. Hemen oradan bir tane mazot olan arkadaşa rica edin. Ya dayı acı 2 milyonunu şu benim plakaya gir de fişime ver. Canım sağ olsun. O da cepte. Emin bak, Antep adamının kazancı güzel olur. Arabanın sahibinden çok kazanıyor o zaman. Ya, zanaat havuç olsa herkes 10 kilo alır, sokar usta olur. Zanaat havuç der ki, Antep adamı sanatkar olur. Cam kirkosunu götür Antep adamına, bu benim cam kirkom. Arzalı dişinin iki tanesi kırılmış kaldır mıydı? Sarı kaynakla doldurur, eğenen de eğler. Sana verir git bunu geri tak değil. İstanbul'da bir tane adamın yanına geçsen desen ki benim cam kirkosunu yengisini al da gel. E şimdi artık avratlık da kolay oldu, ustalık da kolay oldu. Ben 86'nın mevliyim. 35 seneden beri bu camianın içindeyim. Benim bir adım var, çok memnunum, mutluyum. Ne adın? Piç Önder. Piç Önder. Allah razı olsun. Bir de bir arkadaşım da var benim, kardeşim. Piç Tekin. Piç Tekin. Biz orijinalık. Hep Piç'ten en geliyor. Tabii. Ha. Bizimki orijinal. Öteye Piçler bir de nasıl çıkmış. Senin adın ne? Piç Mahmut. E, Konya malı. Konya malı. He, yan sanayi. Yan sanayi. Oğlum sen nerede? Ne zaman piç Taner? Oğlum sen ne zaman oldun? O da modern mi? Tabii. Mehmet olsa güzel. Ökkeş güzel, Önder güzel. Ama Tekin de güzel. Değil mi?
Sen ne zaman oldun lan piç? İşte piç. Bu falan şey adamı tanıyor mu ya şu falan piç? Oğlum bunlar hep Konya malı ya. Yan sana ayım. Orijinal burada. Sen Antep'e gel. Sana bizim Aspava'da da iş var. Bak şimdi Euro 6 verelim sana bir tane. Çalış. Mazot şeylerini ben ayarlarım. Sen suyu. Tamam baba. Tekin abi ben bu mesleğe yeni başladım. Tekin değil. Önder. Önder abi. Para evet. Önder ama. Para kazanamıyorum. Bir dakika. Para kazanma yollarını söyler misin? Araban ne? Man. Çok yakar. Doğru sen yeni mi eski mi? Yeni. Üstad nasıl var mı? Var. Getir be. Aha para. Biz de zaten üstad mı arayık? Ben kaç günden belli. Sıcak para değil mi? Değil mi? Yorum o gözden görünür. Düşmüş, düşmüş. Çalmışlar. Kırkıza beyler de borçlu. Nasıl söyleyeyim bak? Ben bunu bilmeyi demiştim. Ben sana... Begalarla yolda nasıl edeceğim? Yolda nasıl kazanacağım? Ben onu bana bu da hem esnaf elemen akıl kızdığı belli.